Arkadaşlar merhaba, neoldu.com'un YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Özgür Aydın. Bugün yine bir nasıl yapılır videosuyla karşınızdayım. İkametgah yani yerleşim yeri belgesi nasıl alınır, sorgulaması nasıl yapılır, bunlardan bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki artık dijital bir çağdayız ve tüm bunları tek bir tıkla bilgisayarımız üzerinden yapabiliriz. Peki nasıl gerçekleştirebiliriz? Bu videomuzda sizlere bunları anlatacağım. Hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde artık adres sisteminde yenilemeye gidilmişti. Adres yerine kodlar verilecekti ve biz bu kodları adres vermemiz gereken kısımlarda kullanabilecektik. Aynı zamanda bunlar adresimiz olacaktı yeni sistemde. Konuyla ilgili bir video çekmiştik. Adres kodunuzu nasıl öğrenebilirsiniz diye sağ üst kısımda kutuya tıklayarak rahatlıkla adres kodunuzu öğrenebilirsiniz. Peki E-Devlet üzerinden ikametgah nasıl alabiliriz derseniz ilk adımımıza başlayalım. İlk olarak E-Devlet'e giriş yapmanız gerekiyor. Bunun için de E-Devlet şifreniz gerekiyor. E-Devlet'e giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan arama kısmına ikametgah yazıyoruz. Karşımıza yerleşim yeri parantez içinde ikametgah ve diğer adres belgeleri sorgulama diye bir seçenek çıkıyor. Buna tıklıyoruz. Karşımıza bir bilgilendirme ekranı çıkıyor. Burada alt kısımda bulunan yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum tikine basıp devam et butonuna tıklıyoruz. Gelen ekranda belgenin kimin için alınacağı seçiliyor. Kendiniz ya da çocuğunuz için alabilirsiniz bunu. Biz kendimiz için alacağız. Eğer siz de kendiniz için alacaksanız kendiniz seçip devam et butonuna basıyorsunuz. Ardından gelen ekranda sizin kişisel kimlik bilgileriniz bulunuyor. Anne adı baba adı gibi. Bu kişisel kimlik bilgileriniz doğruysa aşağıya nereye verileceği kısmı var. Belgeyi siz nereye vereceksiniz? Yani ikametgah belgesi size niye lazım? Burada kuruma ibraz, kurum talebi ve kişi talebi adında 3 tane seçeneğimiz var. Bunlardan hangisi size lazım? Sonu seçiyorsunuz. Biz denemek için yaptığımız için kişi talebine tıklıyoruz. Nereye verileceğini de seçtikten sonra aşağıdaki sorgula butonuna tıklıyoruz. Belgeniz oluşturuldu. Belgeniz bu ekranda size gelmiyor. Bir PDF olarak oluşturuluyor. Siz de bu belgenizi bilgisayarınıza indirmeniz gerekiyor. Yeni gelen ekranda bulunan PDF dosyasını indir seçeneğiniz seçeneğine tıklıyoruz. Ve ikametgahınız bilgisayarınıza inmiş bulunuyor. Dilerseniz PDF formatında yazdırmayı siz de seçebilirsiniz. Hangisini dilerseniz online olarak göndereceksiniz de online olarak rahatlıkla gönderebilirsiniz. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Sizlere ikametgah belgesi nasıl alınır onu anlattım. Siz de belirttiğim adımları izleyerek oturduğunuz yerden ikametgah alabilirsiniz. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın.